MHP Genel Başkanı Genel Kurulu'nda CHP ve Den Parti'yi dinlemeyeceğini söyleyerek çıktı. Son yaşanan olaylardan dolayı bildiriye imza atmaması sebebiyle ve Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni biz yapıyoruz dedi. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Bir kapatma iması. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması artık son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş kuvvetler ayrılığının dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil. Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Sayın Bahçeli böyle şeylere dikkat eder. Günün yoğunluğu, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Ancak dediğim gibi madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim. Ve MHP'nin bu tavrıyla ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bir değerlendirmesi oldu. Hep ortak bir direniş zaten 10 sene sonrası olaylara ilişkin. Bu millet artık kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Herkesi yol geçen anı demiyor dedi. Neler söylesin? Özellikle siz protezonunuza evet. İlişkin şehit cenazesinde. Gerçekten özellikle oraya birisi Manisa'ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş lafını utanarak ve ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi ya? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin şehidin tabutunun bir elini tabutun üstüne koyup bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Sonrasından bindirilmiş kıtalarla ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi şehit cenazesine? Peki burada buna kim karar versin? Yani cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi inciltiyor? Şehidin ailesi bugün konuşmuş. Ne diyor şehit ailesi? Protestoları kınıyor. Özgür Özel bizim de ailemizin evladı diyor. Daha söyleyecek başka bir şey var mı? Birazcık utanma olmaz mı insanda? Şehit ailesi diyor ki yaşananlardan utandık. Yaşananları kınıyoruz. 3-5 kişiyi toplamışlar, getirmişler. Bağırtıyorlar diyor. Bunun ailemizle ilgisi yok. Özgür Özel bizim ailemizin de evladı diyor. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla ve asla doğru bulmam. Şimdi bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak camilerin avluları siyasi protesto mekanlara dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün, ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir. Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık. Teşekkür ederim.